Kartal kuş türleri içerisinde en uzun yaşayanlarıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak kartallar bu yaşa ulaşabilmek için 40 yaşlarında çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundalardır. Kartalın yaşı 40'a dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve beslenmelerini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz hale gelirler. Gagası uzunlaşır ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır, ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birini yapması gerekmektedir. Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuşun süreci 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada kaya bir duvarda artık uçmasına gerek olmayan yerde yuvasında kalır. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra ise bu yeni gagasıyla pençelerini söker ve yerinden çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez de eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. 5 ay sonra ise kendisine 20 ya da daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. Kartalın efsanesi bu şekilde. Kendi yaşamımızda da sık sık yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalırız. Burada önemli olan şey seçimlerimiz. Zafer uçuşunu sürdürebilmek için bize acı veren eski alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden ve anılarımızdan kurtulmak zorundayız. Ancak geçmişin gereksiz safrasından kurtulduğumuzda deneyimlerimizin yeniden doğuşumuzun getireceği olağanüstü sonuçlardan yararlanabiliriz. Kartal'ın hikayesini dinlediniz. Yorumlarda buluşalım.